İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ve Sarıyer arasındaki sahil kesiminde yıllardır tekneler var. Boğaza gelen İstanbullularsa durumdan şikayetçi. Teknelerin deniz manzarasını kapattığını söylüyorlar. Teknecilerse bu duruma bakın nasıl cevap veriyor. Beşiktaş'tan başlayıp Sarıyer'e kadar uzanan sahil kesiminde tekneler polemik haline geldi. Birçok kişi bankta otururken tekneler yüzünden denizi göremediğini ve teknelerin görüntü kirliliği oluşturduğunu söylüyor. Genelde engel evet. Banklarda oturduğumu denizi görmeniz zorlaşıyor tekneler yüzünden. Hem görüntü hem de denizi gerçekten kirletmede etkileri var diye düşünüyorum. Yani orada belki biraz haklılar ama yani denizi görülecek bir sürü yerde mevcut şu anda. Bu tekne yeri değil burası. Tekne çekek yeri değil ki ondan rahatsızız. Belki daha küçük tekneler için olabilir. Beklediğiniz zaman aklınıza yat gelir. Yat sektörü gelir. Nereye gidecek bu kadar tekneler? Tabii ki eğer alt katlarda filansa denizi göremeyebilirler ama bence şikayetçi olmamaları lazım. Eğer tekneler buradan kalkarsa başka şeyler gelir. Onun için bence hiçbir mahsur yoktur teknelerin burada olmasının. Yani, Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar işgal ettiğinizi söylüyorlar. Öyle bir şey yok yani neyi işgal yani neyi işgalini yapmışız yani burada. Ben bu ithamı kabul etmiyorum. Yani buradaki yapılar nasıl kendilerini yasal olarak görüyorsa ben de o şekilde yasal olarak görüyorum. 17 sene önce buraya tekne çekerken niye bize demediler ki çekemezsiniz? O zaman buradaki insanlara elektrik de verildi, su da verildi, her şey verildi. Bu insanlar da geldi buraya teknelerini çekti. Devamlı bağlamak yasak, sadece indirme bindirme yapabilirler. Başka yerlerde marinalar var. Oraya gidebilirler, oraya bağlayabilirler. Evet, bir marina gibi bir şey yapmaları lazım herhalde. Bir de bu çıkarttıkları sesler beni çok rahatsız ediyor. Duyuyor musunuz sesi? Metal sesini. Yok, bence de görüntü kirliliği ama. Yani burada anlaşma yoluyla mutlaka ki bir şey yapılabilir. Yani ne bu insanlar mağdur olsun, ne öteki insanlar mağdur olsun. Biz kimsenin, yani buradaki insanlar da kimsenin mağdur olmasını istemiyor ki. Yani yürürken bir rahatsızlık vermiyorlar. Bilakis balıkçıları biraz önledikleri için daha rahat ediyoruz diyebilirim. Yerinize başka biri geldiği zaman izin verilmiyormuş. Hayır, bunların hepsi safsata. Kimseye kiralama falan söz konusu değil burada. Oturacaklar, bir toplantı yapacaklar ve nereler insanları rahatsız etmeyecek şekilde müsaitse bu insanları oraya bağlayacaklar ve bir bedel karşılığında. Yani parayı devlet alsın. Şu an kira vermiyorsunuz. Hayır, şu anda hiç kimse kira vermiyor. Ama devlet alırsa vereceğiz yani. Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi oldu bu. Herkes haklı.